Yok arada artık zaman boşa seni dinlemiyor ama. Önüste sormuşsun. Niye dinlemiyor ki? Boşluktan niye bu? Bu haberleri duyurabildiğiniz yere kadar duyurun arkadaşlar. Niye gelmiyorlar kardeşim? Biz insan mıyız burada? Bizim canlarımız gidiyor. Ben şurada oturuyorum. Engelli çocuğum var benim. Ben geçemiyorum karşıya ya. Kardeşim milletvekilleri. Ben de bu yol yapacaksın. Yaptırma onu belediye başkanı. Bırak belediye milletvekillerini. Muhtar nerede? Muhtar yok. Eski başkanlar yaptırmadı bu yolu. Muhtar yok. Muhtar. Belediye başkanı falan lazım değil mi? Muhtar yok. Hani muhtarımız yok. Yollarda. Saat turizm ihtiyacımız var Hasan abi. Ortadan yanlış geçerdi. Ya canlı sıkıntı çıkardı. Görmüyor musun? Lan şimdi geçiyor. Kardeşim. Hiçbir görev yapmıyorlar ya. Oy başı. Ne olmuyor kardeşim? Bu 10 metrelik bir alt geçit yapamıyorlar mı? Hiç güçleri yok mu bunların? Niye Ankara'da oturuyorlar o zaman ya? Bana bak dedim biz yapalım. Niye Ankara'da oturuyorlar? Niye maaşını alıyorlar? Kardeşim. Milletin vatandaşı parası var. Haftada bir mi? Her gün burada eylem yapar. Kırma evladım. Nasıl çocuk burada? 14 yaşında yavrum ya. Çocuk için koşu koşu. Bak, bak rezilliğimize bak. Hadi. Geçen de kaza aldı 3 aylık bebek oldu. O zaman sana git dedim benim çocuğum mu var dedim. Adam pantolonu çeviriyor bakıyor başkası adam diyor. Ölen de çocuğumu zannettik. 25 sene oğlanlarım bak. Karı dedi, için rahat olsun dedi, bizim çocuk değilmiş dedi, oğlan değilmiş dedi. Oğlum yalan geçti lan eşek kadar çocuğuma. Öğretmendi, bir motosikletle geçemedi. Adamlar kesinlikle ışıklara riayet etmiyorlar. 3 defa kendim arada kaldım. Evet, aynen. İçine geçemiyor. Kurtulduğuma şükrettim. Ondan sonra gösterilerin kameraları niye koydular buraya acaba? Oğlum kameralar göstermiyor ya. Böyle düşünüyorum. Bu iş nasıl geçti? Anlatın. Herkes bize garip oldu. Biz mi başlayacağız? Bu evi biz geçiş yapalım. Bizim karnı kazı oldu burada. Gözümüzde kazı alıyor burada. Herkes can veriyor. Bu kavşağın ismi artık ölüm kavşağı diyoruz. Çünkü her yıl 2 kişi, 3 kişi burada ölüyor. Ve bu ölüm kavşağını ya alt geçit veya üst geçit yapılsa bile bu bizim milletimiz üç geçitten yürümez. Yürüyen merdiven olması gerekir. Çünkü ihmal ederler. Burada her yıl aşağı yukarı dediğim gibi 2 kişi, 3 kişi ölüyor. Bunun için biz buraya toplandık. Buradan vesayetlerle geçirmeyeceğiz. Bu işin oluncaya kadar arkasındayız. Olmadı. Dün de burada bir öğrencimiz ailece çocuğunu okula götüren bir baba sabahleyin burada bir trafik kazası yaptı. Bu anlamda kızımızı kaybettik. Babası şu an ameliyattan çıktı yoğun bakımda. Bugün bu yola çözüm bulmasa burada daha ciddi kazalar olacak. Çünkü bu yolun kodu da bence ya ben bildiğim kadarıyla yani halk dilinde karşıda konuşulanları söylüyorsa teknik olarak bu konuları çok iyi bilmeme rağmen bu yolun kodu da yanlış. Her şeyi yanlış. Buradan yazın ovaya insanlar çalışıyor. Yazın daha ciddi trafik var bu yolda. Peki bunu diliyoruz buradan. Bir daha bu kazaların yaşanmaması için de bütün duyarlı yetkilileri burada gereğini yapmaya davet ediyoruz. Teknik ekipler bu yolun gereğini yapmalılar arkadaşlar. Atın. Masada boş bakın burada. Zehra Hanım. Patlısız yani yıkadıktan sonra olur mu? Yıkılacak, kazma vereceksin kadının eline yıkılsın. Manisa milletvekili gelin, kütlelim de gelsin, buraya gelsin. İsteyin.
Biraz geri, geri gidelim, geri arkadaşlar, geri. Çağırayım bunu, kim gelecekse gelsin. Milletvekili misiniz, kaymakam mı, neyse gelsin, bu yolu bağlasın. İstemeyiz, bizim canımız çok yandı. İlle böyle bir eve... İlle bu acıyı görmemiz mi gerek? Kaçıncı acı? Kaçıncı canımız yandı bizim? Bitti. Kaçıncı canımız? İter benim canım, çok yandı bu yolda, çok yandı! Çok yandı! Yerlerde koşturmaya geldim, koşturmayı saptıracaksınız senin arkasından! Ya. Canım yandı, ayağınızı kadar köpek gibi peşimize geldiler! Ne için yaptınız bu yol? Ne kaçın? 12 yıldır oy verdik, kendini çağırın buraya, 12 yıldır. Ya buraya durmayın bunlar sana. Bu kadar huzur olmaz ya. Yapmayın böyle ya. Buraya geçit yapılsın. Kaçıncı kaza bu? Ben günde 10 sefer geleyim bu yola. Adamlar hiç dinlemiyor. Yok adamlar attığı zaman boşa. Seni dinlemiyor adam. Niye dinlemiyor ki? Bu ışıkları niye koydu? Yok mu burada? Ya bunlara çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor burada arkadaşlar. Hiçbir şey çalışmıyor. Ne kamera çalışıyor, ne ışıklar tam dürüst çalışıyor arkadaşlar. 3 saniye, 3 saniye gösteriyor ışığı. 3 saniye ışığı. Kamera koyma lan, kamera. Sesini. Orada kamerada çalışmıyor. Özüne bir yolu yapsınlar, saat burası olacak. Saat burası ihtiyacı yok bu memlekete. Niye gelmiyorlar kardeşim? Biz insan mı yiyoruz burada? Bizim canlarımız gidiyor. Ben şurada oturuyorum, engelli çocuğum var benim. Ben geçemiyorum karşıya ya. Verdim milletvekilleri belediye başkanlarına. Bu yol yapılacaksın, yaptırmalı belediye başkanlarına. Milletvekillerinin muhtar nerede? Muhtar yok. Eski başkanlar yaptırmadı bu yolu. Muhtar yok. Muhtar. Bu memlekete saat burası yapılacak. Bu yolu yapıyorlar. Saat burası mı olacak? Hani muhtarımız yok. Muhtar. Ne gel bir belediye başkanı buraya. Nerede belediye başkanı? Utandığına gelen. Utandıklarına buralara gelemiyor lan. Utandıklarına. Muhtar yok. O isteme geldiler, her yürü dolaşır lan. Yaşanlar yapıyor. Muhtar yok. Ondan sonra. At kulesini sopsunuz götüren. Siz götüyüz. Saat kulesini bir tercih var abisim ya. Bunu yapsınlar abi. Belediye işsiz var etsin bu olaylardan. Bu adam. Hiç cüzdan. Bak kardeşim. A parti, B parti önemli değil. Mühim olan. Arkadaşlar daha sakin. Herkes Burak, daha seçim sakin. Zamanında yol yapmışsın. Nerede lan yollarda? Saat süresinin ihtiyacımız var Hüseyin abi. Arkadaşım canlı şahit geldi. Ya canlı üstümüze çıkıyor adam. Görmüyor mu? Canlı üstümüze çıkıyor. Görmüyor adam. Cenaze gömerim. Şehrin içinden verdiler girişi. Bir tane araba geliyor mu? Bir tane. Gavonun oradan giriş, buradan giriş. Arabaları trafik şimdi çevirdi. Kaymakam da geldi. Kaymakam niye geldi? O da gelsin. Ya, tamam bir yerde. Üstü devlet izlemek marifet değil. İş yapmak marifet. Günah ya bu çocuklara ya. Evet arkadaşlar. Bak bu da benim torunum arkadaşım. Yarın ben bunu Soma'yı Akhisar'a bağlayan ya. Bu çıkmaz sokakta. Bu Kırkağaç ve Soma bu kadar ülkemiz için büyük yatırımlar yaparken, büyük vergiler verirken ne yazık ki yıllarca yapılayamayan bu yolumuz yapıldı ama bu asıl projeye uygun bir yol değil. Burası derme çatma, sağa solu genişletilerek yapılmış bir yoldur. Bu yol, burası adeta bir ölüm kavşağı. Artık yetkililer projeye uygun olarak mutlaka bu yolu yapmalı ve burada bir daha canlar yanmasın. Buradaki acılı insanların gözyaşı dinsin. Ne olur bu ülkeyi yönetenler bu sese kulak versinler ve bu yolun yapılmasına katkı versinler. Burada mutlaka bir alt geçit olmalı. Olmadığı takdirde daha ileride daha büyük canlar yanacaktır. Ben buradan yetkilileri bir kere daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları olarak hepinizi uyarıyoruz. Biz kaymakam da geldi. Kaymakam gelmedi sürece bu yolu açmayacağız biz. Kaymakam gelmedi sürece bu yol açılmıyor. Bura masayı koyacağız. Kaymakam gelecek valinin emrinde. Bize imzası atacak ondan sonra çekileceğiz. Cezamız neyse yağmur altı çekelim biz. Basın mensupları bugün burada yaşanan olayda dün kaybettiğimiz genç arkadaşımızın buraya yöneten yerel yönetimlerdeki belediye başkanının bir yakını olsaydı ya da milletvekillerinin bir yakını olsaydı bugün burada bir inşaat olabilirdi. Aynen. Ama ne yazık ki bugünkü bu insanların iktidara yakın olup olmadıklarını sorgulamıyoruz. Ama burada kaybettiğimiz 13 yaşında bir genç kardeşimiz var. Burada biz de olabiliriz, başkası da olabilir.
Oysa ki burada iktidarı yöneten ya da yerel yönetimlerdeki söz sahibi olan insanların vicdanen buradaki toplumdaki insanların taleplerini dikkate almak zorundalar. Çünkü yarın bir başka kişiyle aynı durumda karşılaştığında ne yazık ki yine başka bir aile gelip burada yine taleplerini dile getirmek zorunda kalacak. Bunun için inşallah belediye başkanımız bu işe duyarlı olur, kaymakamımız ve de iktidar partisinin yöneticileri diyoruz. İnşallah. Da götürüyor. Benim çocuğum yayan gidiyor buradan ta yukarı okula. Onların çocuklarını belediye arabaları bedavaya götürüyor. Ben 150 milyon veremiyorum, yayan gidiyor, çocuğum önümde kelle koltukta gidiyor. Ha doğuda PKK'larsa çatışmış, ha bu yolda arabayla çatışmış. Aynı mesele. Kaldırım taşı yapacağına yolları yani ya, canımı yolları yap. Kurbaşlar bu tarafa 10 kere yazdı ya. Olurken bu tarafta evler, binalar, insanlar yaşadığını bunu biliyorlar. Bu kadını dokunmadan tek üzerine çalışmadan bu kadını. Niye yiyiyor ya okula? Öldürmüşsün yolların arasında insan yaşıyor, hayvan yaşamıyor. Belediye bakıyor. Bir çocuğumuz, benim çocuğumuz. Bu kadını yapıp kazanmıyor. İlgilenmediler. İlgilenmediler. Aynen nereden geçiyor? İnşallah onu görürüm zaten. Anlat. Her arabadan arasında ne var? Her gün aile her gün bir çocuk getirip yolda. Bu çocukları her gün bir aile mi götürüp getirmesi lazım? Geçen de kaza oldu. Bir şey olur mu? Koy söz kameralar, kamera olmadığını söylüyor. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Kazaları gösteriyor.